Ben e, şimdi şöyle ifade edeyim. Tabii e, şey gergin, durum gergin ama ben e, Rusya ile Batı arasında, daha doğrusu e, Amerika arasında sıcak bir çatışmaya, klasik anlamda bir savaşa gideceğini düşünmüyorum açıkçası. O ihtimali zaten hepsinin vekalet unsurları evet, var zaten. Hani, yani, de Zaten şu, hep bir vekaleti var. O hava hep yaratılır. İki, aynen. Sonra geri adım aynen. atılır. İki aracı düşünün, çok hızlı bir şekilde birbirlerinin üstüne gidiyorlar ama son anda. Direksiyon kırılıyor. Ama bunun da tabii uluslararası sistem, uluslararası düzen açısından bir etkisi, bir e, ortaya koyduğu imaj var. Zaten e, problemi, e, geçmişi, yakın geçmişi Amerika e, Başkanı George W. Bush'un 2008 yılında yaptığı açıklama tetikledi. O zaman George W. Bush dedi ki, Ukrayna ve Gürcistan'ın NATO'ya üye olması lazım. 2008'de yine Bükreş'te yapılan NATO zirvesinde... Ukrayna ve e, Gürcistan'a NATO üyeliği sözü verildi. 2008'de ne oldu? Rusya, Rusya Gürcistan'a müdahale etti. 2013-14'te ne oldu? Rusya, kırım Ukrayna kırım Kır, müdahale Kırım'a kırım müdahale, kırım müdahale etti, Kırım'ı ilhak etti. Şimdi bu fotoğrafa bakarsak şunu söyleyebiliriz. Aslında ABD'nin <laughs> e, temel e, küresel sırt stratejisi e, küresel liderliği oynamak. Zaten Biden göreve geldiği zaman hatırlayın ifade ettiği husus bizim küresel lider olarak uluslararası kurumlarla birlikte ifade ettiği husus tabi başta NATO olmak üzere dünyada istikrar ve güvenliği korumaktır. Hatta Dışişleri Bakanı yaptığı açıklamada şunu söyledi. ABD'nin küresel lider olmadığı bir dünyada barış ve istikrarın korunması mümkün değildir. Boşluk doğar ve bu boşluğu da Rusya ve e, Çin Çin'de tamamlar. Oluruz. Dolayısıyla bizim küresel lider olmamız lazım kendilerince işte uluslararası alana, uluslararası sisteme e, e, ithal etmek istedikleri, ihraç etmek istedikleri işte özgürlük, e, e, demokrasi gibi şeylerle zaten zaman zaman bunu diplomasi, ekonomik gücü kullanarak yumuşak Oca gücü kullanarak zaman zaman da askeri gücünü kullanarak yapıyorlar. Şimdi soru şu. Ama Rusya'nın bir da bir Rusya hemen Rusya'nın da temel Putin doktrini var. Putin doktrininin üç tane temel unsuru var. Putin nükleer güç olarak kalmayı planlıyor. Ben Rusya olarak nükleer güç e, e, olarak kalmam lazım. Ukrayna i̇kincisi, ve Gürcistan. İkincisi küresel güç olarak, siyasi ve askeri güç olarak kalmam lazım. Üçüncüsü de sizin ifade ettiğiniz bölgede hegemonik, hegemonik gücümü korumam lazım. korumam lazım. İşte bunun da başında özellikle Ukrayna, Belarus ve Gürcistan geliyor. Çünkü... Sınır oradan. Hat çünkü, oradan çizilsin. Yani Amerika'ya kendi çöplüğümde sana burada Aynen. bana dayılık Aynen. yaptırmam. Ah, Bravo. Aynen, Aynen, Avrasya de. İmparatorluğu'nu Peki. oynamak için mutlaka bu alana... Hocam, şimdi Aslında gelelim NATO bugüne. NATO'nun da böyle bir sözü vardı. NATO genişleme kararı aldığında, NATO Rusya'da içine aldığında, yani NATO üyesi olmadı da beraber toplantılara katıldığında, genişleme stratejisinde Rusya'yı e, bypass etmeyeceği sözü verilmişti. Daha sonra e, Rusya'ya doğru ilerlemeler kaydedildikten sonra Rusya dedi ki siz bana o zamanki verdiğiniz sözü tutmadınız. Yani isterseniz e, Belarus'un hemen üzerindeki Estonya diye başlayan yukarı doğru giden ülkeler diye sayın. İsterseniz Gürcistan Ukrayna diye söz ver. Siz bana bunları yapmayacağınızı söz vermiştiniz. Ama yapmadınız dedi. O andan itibaren de zaten işin şekli, işte demin hocam tarih olarak verdi. Ondan sonra şekil değişti. Hocam ben bana izin verir misiniz? Rusya'nın bir şeyi var. Ee, şimdi Rusya'da e, devlet olarak genel bakış açısı şu e, şuna yoğunlaşıyor. Doğu ba batı blok e, rekabetinde kaybetti Doğu blok. Yani Sovyetler dağıldı. Eski Doğu Bloku evet. ülkeleri. birçoğu hem NATO'ya üye oldu hem Avrupa Birliği'ne üye oldu. Şimdi ben Ama, sıcak konuyu konuşmak hayır, istiyorum. Selam Bey bu o kadar ileri gitti ki işin komedisi Ama, neredeyse Rusya'yı da NATO'ya alacak. Sıcak konuyu derseniz. Şimdi evet. ben bir izin verin bana. Ee, şimdi bu gemilerin geçme kararını durdurması bugün yarın geçecek dedi. Mete Bey geçmeyecek miymiş şimdi? Yarın yarın geçmeyecek. Yarın geçmeyecek. Yarın geçmeyecek. Bu en ne anlama geliyor? geliyor? Yani Mete Bey dedi ki yani belki de oluşabilecek tansiyon nedeniyle ya yani bunun iki tane sebebi olabilir dedim. Birincisi bölgedeki tansiyonun yükselmesinden dolayı iki geminin geçmesi sıkıntı yaratacaktır. Yani kendi güvenlikleri açısından. İkincisi de başka bir şey planlanıyordur. O planlama için ...iki geminin fonksiyon değişmiş olabilir. O yüzden dedim yani görelim. İnşallah ilki değildir dedim. Yani inşallah ilki değildir. Ve Rusya'nın da... Erteleme söz konusu olabilir mi? İşte erteleme olursa işte o zaman anlayacağız. O Peki, ertelemeyi görmek lazım. İnşallah erteleme değildir mi diyorsunuz anlamadım. Yok ben şunu söylemeye çalışıyorum. İnşallah birkaç günlük bir ile geçeceklerdir. Tamamen iptal edilmesi... <laughs> başka bir oyunun kurgulandığını veya krizin büyüyeceğini işarettir. Onu söylemek istedim. Bu arada Amerika ben, gemi geçiş bildirimini ben, geri ben. çekmiş. Ya Amerikan gemileri. Söylediğiniz bilgi bu hukuken ne anlama geliyor bildirimi geri, geri çekmek? Geri çekiyor. Önümüzdeki günlerde veya işte haftalarda tekrar e, talepte bulunarak boğazlardan geçiş o zaman yapabilir. geri çektiyse şimdi 14 gün tekrar sürecin tekrar mı başlatması tabii, gerekiyor. tabii tekrar ee, o zaman 14 gün boyunca geçmesi lazım Türk makamlarından. Mete Bey'in söylediği doğru mu? O zaman nasıl? Bir daha söyleyeyim Mete Bey. Eğer geri çekmesi ben hukuki olarak mentor olarak e, bilmediğim için hocam bu profesörü evet. e, çekiyorsa yani ben vazgeçtim diyorsa tekrar 14 gün için tekrar başvurması gerekecek. Hayır, 14 günle sınırlı değil. Başvurabilir. Ama, Ama kaç şıkta... gün sonra ben geçebilirim derim, diyebilir mi? Hayır hayır. O bakın 21 e, günlük bir süre var. On... Ha onu demedim ben. Kalış süresi var ya. 21 gün. Hayır, kalın süresini demedim. Başvuruya cevap. Gemiler, tamam. gemiler Şimdi geçmesi için 14 edin. gün süresi vardı ya. Tamam. Ben dedi ki ben vazgeçtim, tamam. iptal ediyorum, geçmeyeceğim. Tamam. Dediği anda e, tekrar e, başvurması için 14 gün hayır, hayır, süresi, sürekli, bekleme süresi hayır, yok mu? Hayır, yok. Bir hafta, 10 gün 10, 15 gün sonra başvurabilir yani. Onu demek istemiyorum hocam. Başka Ama bir şey hayal, söylüyorum. Hayır yeniden başvurması lazım. Yeni başvurması için Ge geç, yine 14 gün bekleme gün süresini önce. bekleyecek yani Minimum süre Hayır hayır, hayır her, her diye bekleme soruyor. süresi yok. Geçmeden asgari 8 gün önceden başvur. Pardon pardon 8 gün 8 tamam. gün. Birincisi o. Aha. 8 gün önceden başvuruda bulunması lazım. Eğer izin verildiği takdirde Türkiye makamları tarafından geçişin başladığı Kim? günden itibaren bakın 8 günün Hı hı. Üçüncü günü de Türkiye izin verebilir. Demek ki dördün, başla, dördüncü günü başladıktan sonra geçer. Şurada kalış süresi 21 günle sınırlı. Dönmesi lazım. Peki dönmezse ne olur? E dönmesi lazım. Montrö'yü ihlal eder. Uluslararası bir sözleşmeye Tabii, ihlal daha eder. Daha ileri gider. Siz Ama şimdiye kadar, yani, kadar olmadı. Yani, yani ben bundan sonraki dönemde de ol, olacağını tahmin etmiyorum. Bakın NATO'nun tamam. özellikleri. Yani Türkiye orada yaptırım gücü kimde? yani adam dönmedi. Tamam. Kim yaptırımı kim temsil ediyor? Yani uluslararası bir sözleşmeye taraf olan ülkeler mi? Türkiye mi? Hayır, sözleşmeden birinci derecede zaten faydalanan ve bu anlamda da, sizin söylediğiniz anlamda da bir durum olursa e, negatif şekilde etkilenecek ülkeler Türkiye, Karadeniz, Romanya, e, Rusya, Ukrayna, Karadeniz'e kıyıdaş ülkeler. Hepsi birden. Ben, diyor. Ya, tabii, tabii, Anladım. tabii. Bu Peki, arada e, bir izin verirseniz Ahmet Bey, e, Evet. İsterseniz e, şöyle belki bir katkısı olur. Şimdi Rusya savunma bakan Rusya dışişleri bakan yardımcısı Mihail Rubakov yani. şöyle bir açıklama yapmış 8 saat önce. <laughs> Diyor ki görünen o ki Amerika kendisini denizlerin efendisi olarak görüyor. Gene de anlamalılar ki bir takım olaylar yaşanması riski oldukça yüksek. ABD'yi uyarıyoruz e, kıyılarımızdan uzak durması konusunda. Kırım'dan ve Karadeniz kıyılarımızdan uzak dursunlar. Bunu kendi iyilikleri için yapsınlar. Şimdi bu açıklamadan sonra Mete Bey'in söylediği, ben onu göremedim o haberi ama... ...Amerika hani gemilerin geçişini şimdilik durdurduysa... Zafer, Zafer ki şimdi bir dakika, artık, bir dakika. Çalışıyor CNN Türk diplomasi muhabiri Sena e, Alkan e, bu son dakika gelişmesi... yani ...Mete Yarar'ın bize verdiği bilgiyi detaylı olarak anlatacak. E, Sena merhaba. Merhaba. Merhaba Ahmet Ya Sena, Amerika ge gemi geçiş e, bildirimini geri çekti bilgisi ne zaman ortaya çıktı? E, geçtiğimiz dakikalarda gelen bir bilgi ama e, hala hazırda Pentagon hiçbir zaman gemi geçişi yapacaklarını açıkça duyurmamıştı. Dışişleri Bakanlığı gemi geçişi olacağına dair ön bildirim aldıklarına dair bir açıklama yapmıştı geçtiğimiz hafta. Ve geçiş için de 14-15 Nisan tarihleri yani bugünler verilmişti. Ancak gel gelelim geçiş gerçekleşmeyeceğine dair Amerikan Büyükelçiliği Dışişleri Bakanlığı'na bir bildirim yaptı bugün. Dolayısıyla bu geçiş şu an için gerçekleşmiyor. Gemilerde giriş açıklarında bekliyor. Peki ee, Büyükelçilik Dışişleri Bakanlığı'na bizim Dışişleri Bakanlığı'na bildirimi geri çekiyor değil mi? Bir gün veriyor mu? Bugün esasında geçiş yapılacağına dair ön bildirim verilmişti geçtiğimiz hafta. Yani biz o geçişi bugün ve yarın bekliyorduk. İki gemi geçecekti. Ee, şu anda açık uçlu bir süreç ilerliyor. Yani gemiler geçecek mi geçmeyecek mi bunun için ayrıca bir bildirim yapılması lazım. Ama mevcutta şunu söyleyebiliriz gemiler bugün geçmedi. Amerikan Büyükelçiliği de konuya ilişkin bakanlığı bilgilendirdi. Munch Sözleşmesi kapsamında yapması gereken ön bildirimi yapmıştı. Gemilerin geçebileceğini söylemişti ve bugünün tarihi verilmişti. Ancak o gemiler geçmedi. Geçiş olmayacağına dair de bakanlık Yine bilgilendirilmiş oldu. Şey bu. Çok teşekkürler Sena. Ee, Zafer Şahin şey bu, gelişme bu. Yani. Ee... Evet. Şimdi Rusya şu e, bugünlerde tatbikat da yapıyor Karadeniz'de. E, bu Bakan Yardımcısının son derece bence sert açıklaması da hani kıyılarımızdan uzak durun, e, gücümüzü sınamayın. E, sizin için iyi olmaz açıklaması da Rusların. Amerika'yı acaba başka bir ya da ne bileyim şimdilik durma noktasına mı getirdi? Ya da olabilir mi? Diplomasi, evet, arka kapı diplomasisi çalışıyor da farklı bir yol mu izliyorlar? Gerçekten Zafer şahit... Şahin'in okuduğu Ahmet demeç Bey, bir de... bayağı Ahmet... sert bir demeç yani.